Herkese günaydın. Dün çok marjinal bir yeni zirveler kaydedildi diyebiliriz. Artık bilanço dönemi başladığı için biraz daha genel ekonomi veya Fed bazlı haberlerden ziyade, tabii Fed'i muhakkak takip edecek piyasa ama bilançoların performansına bakacak. Çünkü ciddi anlamda ticaret savaşının alevlendiği, geleceğe yönelik yatırım kararlarının vesaire biraz daha sorgulanır olduğu, kur hareketlerinin daha öne çıktığı bir dönemi geride bıraktık. Dolayısıyla bilançolarda hasar var mı? Varsa ne kadar var ve bundan sonraki beklentiler nasıl etkilenecek? İşte Çin pazarında aktif olan şirketlerin, bu Apple'da olabilir, teknoloji şirketi, çip şirketi veya CAT gibi biraz daha ağır sanayiye yönelik şirketler de olabilir. Beklentileri nasıl olacak? Bunların hepsi biraz daha baskın gelişmeler olacaktır Fed'e oranla. Ben görüşümü değiştirmiş değilim. Yeni hedefimi de paylaştım. Yukarıya doğru hareketin dalgalı olmasına rağmen devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bugün açıklanacak olan verilere baktığımızda CPI sonrası bunlar çok etkili olmayacaktır ama belki belli bir ölçüde, tabii ticaret savaşının etkisi oldu mu olmadı mı, o tarafa bakacağız ama aslında Fed açısından da kritik olan veya 25-50 arasındaki denge veya 25 yapılacaksa bu önleyici mi yoksa Fed Powell daha ciddi bir korku içinde mi, onları göstermesi açısından perakende satış verisi, ardından da endüstriyel üretim geliyor. Her iki veri de Fed açısından, Fed'in davranış tarzı açısından son derece önemli. Dünkü Çin verisine de hemen bir kısaca değinmek istiyorum. Onun detayları üzerinden gittim ama şuradaki 6.2'lik büyüme tabii ciddi anlamda düşük bir büyüme, ama unutmamak lazım ki Çin ekonomisi 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre çok ciddi anlamda büyümüş bir ekonomi. Dolayısıyla 6.2'lik büyüme 12'lik, 10'luk büyümelere oranla daha makul, daha devam ettirilebilir bir büyüme. Şimdi hepsinin detaylarından gitmeyeceğim ama şu noktalara dikkat edin lütfen. Şurada görüyorsunuz, sene başından bu yana perakende satışlardaki artış 8.4 ile beklentilerin üzerinde. Zaten Haziran ayı itibariyle de 9.8'lik bir değişim olmuş. Önceki yıla oranla 8.5 bekleniyormuş. Endüstriyel üretime bakarsak yine sene başından bu yana daha yüksek bir seviyede ve Haziran ayı itibariyle de baktığımızda yine iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında biraz çelişki var. Yani sabit yatırımlar tarafı, kamu, daha doğrusu yerel yönetimlerin borçlanmaları bir anda arttı, biliyorsunuz. Piyasayı desteklemek için merkezin yaptığı bir adımdı bu. Merkezi yönetimin. Dolayısıyla orada da bir artış var ama şuradaki rakamların performansı, yani beklentilerin üzerinde gelen performansı aslında şuradaki gerilemeyi biraz sorgulatıyor. Yani ya burada bir problem var ya burada bir problem var, ama günün sonunda Çin ekonomisi yavaşlamaya devam ediyor. Endüstriyel üretim tarafında bu kadar kuvvetli bir performans ama PMI'larda görmüyoruz vesaire. Yani Çin'in verilerini her zaman olduğu gibi biraz daha temkinli okumak gerekir diye düşünüyorum. Ama toparlarsak, bu verilerin piyasa üzerinde çok fazla bir etkisi olmadı. Ben hala RRR indiriminin ötesinde benchmark faizlerde de bir indirim yapmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Bankof China'nın parite tarafına geçelim. Parite tarafına gelirsek, burada da çok büyük bir hareketlilik olmadığına söyleyebiliriz. Aynı seviyeye sıkışmış kalmış durumda. Tabii burada aslında büyük ölçüde Fed'in faiz indireceği haberi de var. Dolayısıyla ya faiz indiriminin daha geniş bir bantta olması gerekecek, yani 50 ile veya işte 100 ile sınırlı değil, 0'a kadar gelecek şekilde bir açıklama gerekecek ki sert bir şekilde yansımasını görelim pariteye, veya faiz indirimi konusunun dışında bir dinamik gerekiyor. Şurada CFTC pozisyonlarını görüyorsunuz. Önemli bir değişiklik yok. Piyasa hala euro tarafında short. Dolayısıyla yukarıya doğru gitme ihtimalimiz, yani 14.70'lerin aşılma ihtimali vesaire söz konusu olabilir. Bir ani long pozisyon açılırsa, ama şu anda benim gördüğüm faiz indirimi konusu belli bir ölçüde yansımış durumda. Bundan sonrasında ayrı bir dinamik, örneğin Trump'ın
müdahale taleplerinin yerine getirilmesi veya bir başka gelişme gerekiyor ki burada net bir fiyatlama görelim. Verilerde çok ciddi bir zayıflama vesaire vesaire gibi bir gelişme. Altın tarafı sıkışık seyrini sürdürüyor ama şurada şu ortalamayı da kaldırırsak görüyorsunuz burada artık çok vakit kalmadı, bir yere doğru bir çözülme çok büyük bir ihtimalle yakın zamanda gelecektir. Şuna da dikkat etmek lazım. Endeksler de yükseliyor altın yükselirken. Yani aslında geçmiş zamanlarda gördüğümüz noktalardan bir tanesi. Bütün varlık fiyatlarında bir toparlanma görüyoruz. Tabii Fed'in de burada belli bir ölçüde etkisi var ama ben altın, dolar ve hisse hareketinin bir arada olmasının farklı bir nedenden kaynaklandığını düşünüyorum. Daha sonra bunları daha detaylı olarak tartışacağım ama biraz daha farklı bir nedenden kaynaklanıyor. Bu özellikle bono piyasasında da bir satış görür isek eğer bu düşüncemin iyice sağlam temellere oturduğunu söylemek mümkün olacak. Ama şimdilik kısa vadeli bakarsak burada 1422 veya işte 1405 seviyeleri önemli olacak gibi gözüküyor. Bu taraf haftaki en son CFTC verisine bakalım. Herhangi bir aşırılık söz konusu mu? Hayır, belli bir ölçüde pozisyon kapatılması bile söz konusu olmuş. Dolayısıyla altın tarafında da bir aşırılığa kaçan long veya short zaten değil ama long pozisyon olması söz konusu değil. Gümüşe bakarak devam edelim. Altından şu son günlerde biraz daha iyi hareket ediyor. Yani biraz daha az geriliyor gibi bir resim var karşımızda. Görüyorsunuz şu yukarı hareketi tutmayı başarmış durumda. Biraz daha iyi ama hala altın gümüş rasyosuna baktığımızda o boğa piyasasını spekülatif rally müjdeleyecek hareketi henüz yapmadığını görüyoruz. Yani 93 seviyelerdeydi geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzda, şu anda da 92 seviyesinde çok büyük bir değişiklik var demek mümkün değil. Ama altın netice itibariyle 1360-80 seviyelerinin, 85 seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece aslında yukarıya yönünü çevirdi diyebilmemiz mümkün. Burada da CFTC tarafında gümüş pozisyonlarını görüyorsunuz. Burada da herhangi bir aşırılıktan bahsetmek mümkün değil. Petrol tarafına gelirsek 60'ın üzerinde klasik satışını yedi ve 200 günlük ortalamasını test etti. Muhtemelen 200 günlük ortalamasının altında çok fazla düşmeyecektir. Amerika'daki verilerde çok ciddi bir bozulma görmezsek ama burada 60'ın üzerinde sat, tabi hemen 60.05 olunca sat anlamında demiyorum bunu. Buradaki paylaştığım grafikleri veya yorumları gün içinde de update etmem gerekiyor. Dolayısıyla sadece burada söylediğime de umarım bakmıyorsunuzdur. Ama 60'ın üzerinde kalıcı olmayacak. 55'in altında da şu anki dinamiklerle ben düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. 200 günlük ortalamayı test etti. Muhtemelen biraz daha yukarı seviyelere doğru gidecektir. Bu hafta Amerika-Çin arasındaki görüşmeler telefon üzerinden de olsa yeniden hızlanacak. Mnuchin'in açıklamalarından onu anlıyoruz. Aynı zamanda endüstriyel üretim vesaire gibi rakamla veriler de var. Dolayısıyla petrol bu tarafa bakacaktır. Ama aşağı hareketinde sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bu taraftaki spekülatif pozisyonlara da hemen bir göz atalım. Burada da gördüğünüz üzere bir abartı söz konusu değil. Yani aslında piyasada çoğu varlık sınıfında bir ortada durma durumu söz konusu. Tam olarak yön belirleyemeyen bir spekülatif grup var diyebiliriz. Her iki tarafa da bir anda yığılabilecek bir trader grubuyla karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Bono tarafına gelelim. Bono tarafında 2.08'deyiz. Aslında hatırlarsanız o geçtiğimiz haftalardaki istihdam verisinde 2'nin altındaydık. Yani şu seviyelerde 1.95'lere kadar düşmüştük. Kuvvetli bir istihdam verisi geldi. Fed bu veriye kayıtsız kalmaz düşüncesiyle yukarıya doğru sert bir şekilde gittik ama günün sonunda Powell'ın açıklamalarından bu verinin yeterli olmadığı, bu verinin kendilerini ikna etmediğini açıkladık. Buna rağmen 2.08'lerdeyiz, 1.95'lerin altına düşmedik. Dolayısıyla şunu söylemek herhalde doğru olur. Burada artık
50 bas puanlık bir indirimin bile ben fiyatlandığını düşünüyorum. Bundan sonrası için, yani 2'nin altına tekrar kaymamız için daha fazlası gerekecek. Daha fazlası nedir? İşte bugün gelecek olan verilerde bir kötüleşme, yani önleyici bir faiz indirimi düşüncesinden ziyade resesyona yönelik bir mücadele. Aslında 50 bas puanlık bir indirim de bence bu korkunun bir yansımasıdır. Çünkü 25-25 indirirsek resesyonla başa çıkamayız. Daha doğrusu piyasayı etkilemeyiz. Dolayısıyla 50 ile gidelim düşüncesi hasıl oldu demektir. 25 indiriyorsanız o zaman enflasyonda bir kıpırdanma yok. Ekonomi iyi gidiyor ama enflasyon düşük olduğu için faizi indiriyoruz şeklinde algılanacaktır. 25 ile 50 arasındaki bence en büyük fark bu. Burada bence 50 bas puanda şu anda fiyatlanmış durumda ama daha fazlası için daha kötü veriler görmemiz gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi önce 50 günlük ortalamaya doğru, yani bir 2.18'e ardından da 2.30'lara doğru bir hareket beklerim. Ama burada o kadar çok yanıldım ki çok fazla iddialı olmak da istemiyorum işin doğrusunu isterseniz. Bitcoin tarafına gelelim ama Bitcoin tarafına önce bu arada birazdan TL'yi konuşurken de tartışırız. Dün gelen bir açıklama oldu AB tarafında. Orada da geçtiğimiz haftalarda zaten konuşulmuştu hangi yaptırım kararlarını uygulamayı düşündükleri. Dolayısıyla çok yeni bir haber değil. Kurda da bir tepki olmadığını görüyoruz ama şurada gördüğünüz gibi dün Dışişleri Bakanlarından bir onay çıktı gibi gözüküyor. Türkiye'ye yönelik, bize yönelik bazı yaptırım uygulamaları. Dün akşam yine Mnuchin'in kripto paralara yönelik açıklamaları vardı. Aslında isterseniz şimdi ikiye ayırmak lazım diye düşünüyorum bu tip açıklamaları. Birinci noktada şöyle bakıyorum, Trump'ın açıklamaları dahil. Daha önce üst düzey hükümet görevlilerinin, yöneticilerin, kamunun muhatap almadığı bir kripto para konusunun artık Amerikan başkanı düzeyinde muhatap alındığını görüyoruz. Dolayısıyla başkanın veya hazine bakanının açıklamaları negatif tonda olsa bile, Hazine Bakanı da bayılıyoruz Bitcoin'e, biz de alıyoruz vesaire tarzında konuşmadı ama muhatap alınıyor olması en azından bu para birimlerinin kalıcı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu son derece olumlu görüyorum. Hatta Powell'ın açıklamalarına baktığınızda bunun bir spekülatif tırnak içinde söylüyorum, altın tarzı değer koruma enstrümanı olarak kullanıldığını da söyledi. Bunlar dolayısıyla artı bir olarak görüyorum haneye yazılmış. Ama dünkü açıklamalara baktığınızda tabii ki kara para aklama, müşterinin tanımlanması, işte dark web'de kullanılıyor olması, yasa dışı kullanılıyor olması gibi, sanki dolar kullanılmıyor gibi gibi pek çok negatiflikten bahsetti. Libra konusunun çok su kaldıracağı söyledi ki 17'sinde, yani yarın finansal komiteye bir sunum yapılacak, onu da takip etmemiz gerekiyor. Ama Bitcoin'i öldürecek bir açıklaması olmadı. Dolayısıyla ben bunu son derece pozitif bir toplantı olarak değerlendiriyorum. Fiyat bazındaki harekete bakarsanız hayır, böyle bir olumluluk yansımadı. Aslında isterseniz son hareketlere baktığımızda, yani 13.000'in tekrar üstünün test edilmesi ve bir key reversal netliğinde dönüş olması, ardından gelen satışlar 11.700'ün üzerinin test edilmesi ama başarısız olması gibi, şunu ki hafta sonu gelen satışları ben biraz daha piyasa dışı, yani o institutional investor dedikleri kurumsal yatırımcının tamamen dışında olduğu yatırımlar, satışlar olarak görüyorum. Bunlar negatif gelişmeler zaten. 50 günlük ortalamasını test etti. 200 günlük ortalamasından hala ciddi anlamda uzakta. Dolayısıyla düzeltme bitti diyebilmek için elimizde bir done yok. Yani aşağıya doğru baskının 9400'lere ardından 8900'lere doğru hareketin devam etmesi mümkün gibi gözüküyor. Ama genel resim içinde baktığımızda şu anda bu negatif fiyatlanan haberlerin ben aslında uzun vadede pozitif gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Şuradaki
pozisyonların büyüklüğüne de bakarak geride bırakalım Bitcoin'i. Nasılsa komiteye yapılacak olan sunumdan sonra, Libra sunumundan sonra biraz daha tartışırız. Burada da görüyorsunuz belki hedge anlamında da gelenler olmuştur. Ama spekülatif pozisyonlara baktığımızda yeni short pozisyonlar açılmaya devam edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta iyi bir haber yok. Şimdi TL tarafına gelelim. TL tarafında iki tane aslında gelişme oldu diyebiliriz. Birincisi Avrupa Birliği'nin açıklamaları, ki uzatmadan açıkladılar. Yani Amerika'nınki hakikaten kabak tadı verdi. İkincisi hafta sonu çıkan bu hafta açıklama gelebilir tarzındaki bir haberdi Bloomberg'te. Ne geleceğini bilmiyoruz tabii. Hangi bloktan geleceğini, yani hangi sertlikte olacağını daha önce zaten paylaşmıştım. Orada birkaç tane madde var. O maddeler içinden seçilecek ve bu maddeleri işte daha ılımlı, orta sertlikte ve sert olarak değerlendirebiliriz. Piyasanın beklentisi açıkçası çok sert tarafta gelmesi yönünde değil. Dolayısıyla ılımlı veya orta sertlikte arasında bir seçim yapacağız. Bu haberlerin çok fazla etkilemediğini görüyoruz. Ama cuma günkü hareket bence çok önemli bir hareketti. Çünkü haftalık bazda baktığımızda çok kritik bir seviyeyi test ettik. Ve hani pozisyonunuza göre değişir bu yorum ama iyi ki de üzerinde kapatmadık, çünkü tehlikeli olacaktı. Hemen altında bir kapanış yaptık. Şu anda da o seviyenin neredeyse geçen hafta kapattığımız seviyelerdeyiz. Buradaki sıkışma bir iki haftaya, yani önümüzdeki ay içinde en geç kendisine bir yön bulacaktır. Dolayısıyla birincisi şu gördüğümüz işte 5.79, 5.80 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmek istemem. Çok net bir şekilde onun üzerinde bir kapanış paritenin, yani TL'nin değer kaybedeceği anlamına gelir. O seviyelerde yine şu trend çizgisi de var. Aşağı yukarı 5.77'den bahsediyoruz ki cuma günü de hemen o seviyenin üzerinden döndü. Dolayısıyla bu seviyelerde yaşanacak olan bir kırılma son derece önemli bir kırılma olacaktır diye düşünüyorum. 2-3 noktaya daha bakalım. Burada opsiyon volatilitesine bakıyoruz. Orada da bir yukarı yönlü hareketlilik var. Abartılı diyebileceğimiz bir hareketlilik değil ama bir hareketlilik olduğunu görebiliyoruz. CDS'lerimiz ne durumda? Orada da aslında TL'den çok farklı olmayan bir durum söz konusu. Haftalık bazda baktığımızda önemli bir sıkışma oluşmaya başladı. Bu sıkışmanın nereye doğru kopacağı henüz netleşmiş değil. Bakın şuradaki hareketin öncesine benzer bir noktadayız. Yani Mart ayı öncesindeki seviyede değil de sıkışma seviyesindeyiz. Dolayısıyla bu da kritik olacak. Buradaki cuma günü de yanılmıyorsam söylemiştim. Şu noktadan sonra TL ile CDS'ler arasında bir uyumsuzluk olursa ben CDS'in hareketini, yani şuradakinin aksine CDS'in hareketini ciddiye alma taraftarıyım. Dolayısıyla burası aşağı gelirse kur açısından bunu olumlu, yukarıya giderse kur açısından bunu olumsuz değerlendireceğim. Çünkü netice itibariyle buranın müşterisi ile TL'nin trade eden müşterisi çok farklı müşteriler. Daha doğrusu TL tarafındaki fonlama maliyetinin ürküttüğü ayılar kenarda duruyor. Dolayısıyla TL tarafında biz ağırlıklı olarak pozisyon alanların boğalar olduğunu görüyoruz. Yani piyasa fiyatlamayı çok olumlu şekilde yansıtıyor veya %100 yansıtır düşüncesi fonlama maliyeti çok yüksek olduğunda çok iyi çalışmıyor diyebiliriz. Şortlamayı düşünenler hala düşünüyor veya ekonomik gelişmelerin, Merkez Bankası ile ilgili haberlerin TL'ye değer kaybettirmesi gerektiğini düşünenler hala düşünüyor. Ama maliyet nedeniyle kenarda duruyor. Bir anda gelecek bunlar. O sıkışmayı o yüzden önemsiyorum. Diğer taraftan bunların etkili olmadığını, sonuçta burasının bir gelişmekte olan ülke olduğunu, gelişmekte olan ülkede de zaten bu tip volatilite olduğunu, yani Merkez Bankası'nın bundan önce atamasında da
gelişmiş ülke standartları yoktu. Dolayısıyla yeni bir haber gibi davranmayanlar da burada long gidenler. Şu anda piyasada bizim ağırlıklı gördüğümüz long gidenler. Yani hem ayı hem boğaların denge seviyesi 5.71 değil. Dolayısıyla CDS'in biraz daha oturmuş, biraz daha işte ratinglere dikkat eden vesaire tarzda müşterileri var. Mesela ratinglerin neden etkili olmadığına yönelik de çok soru geliyor. Geldiğimiz nokta zaten aşırı spekülatif bir rating olduğu için buna şaşıracak veya bundan ürküp Fitch'in kararıyla gidecek bir yatırımcı kitlesi artık yok. O yatırımcı kitlesi var olan o tarzdaki daha panik olma potansiyeli olan yatırımcı kitlesi de zaten kendisini burada gösteriyor. O yüzden şu andan itibaren CDS'lerdeki yükselişleri veya düşüşleri daha ciddiye almakta fayda var diye düşünüyorum. Hemen şeyi de paylaşayım. Tur ETF'i de dün gelen açıklamalara herhangi bir tepki vermedi. Tabi burada dolar etkisi de önemli. Kurun da ne yönde hareket ettiği önemli. Ve geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz para çıkışlarının henüz şu son birkaç günde söz konusu olmadığını da görüyoruz. Hemen bir short pozisyonlara burada da bakalım. Gerçi buradakiler de çok yeni bilgi değil ama görüyorsunuz short pozisyonlarda geçtiğimiz haftalarda en azından biraz azaltılmış. Şu short interest oranı işlem hacmine de bağlı olduğu için aslında short interest'e baktığınızda tarihinin en yükseğinde çıkacak. Şöyle yapalım. Yok, tarihinin en yükseğinde de değilmiş zaten. Son dönemlerin yüksek seviyesinde ama bunu çok ciddiye almamak lazım. Çünkü işlem hacminden de etkilenen bir gösterge. Dolayısıyla asıl bizim takip etmemiz gereken nominal shortlar diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.